Haydi bakalım. Hop. Evet, yeni bir yolculuk başlıyor. Yeni bir yolculuk. Yolculuğumuz 2,5 hafta Batı Amerika'ya olacak. Çok heyecanlıyız. Araba yolculuğu yapacağız. Uzun yolculuklarımız, uzun araba seyahatlerimiz olacak. Ve bütün maceralarımızı da, yaşadığımız bütün deneyimleri de adım adım videolarımızda paylaşacağız. Evet. Şu an Fethiye'deyiz. Fethiye'den yola çıkıyoruz. Önce İstanbul, sonra Paris, sonra Los Angeles'la rotamız başlayacak. Seyahatimizde görüşmek üzere o zaman. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yolda görüşürüz. Görüşürüz. Nereye? Başlıbat. Başlıbat. Önce Paris. Hop. Evet, Paris. Aa, ikili koltuk. İlk defa görüyorum. Evet, bunu daha önce görmemiştik. Şöyle göstereyim. İsterseniz böyle koyabiliyorsunuz telefonu. Ama şu daha da güzel. Şöyle. Evet. Bayağı iyi. Şu an Paris'teyiz. Bir sonraki uçuşumuz bu Delta Hava Yolları ile olacak. Los Angeles'a 5 saat beklememiz var. Evet, şu an Charles de Gaulle Havalimanı'ndayız. Paris'teyiz. Uçuşumuzun birinci bacağı İstanbul-Paris'ti. İkinci bacağı Paris-Los Angeles-Lex Havalimanı olacak. Amerika'ya girişlerde bir takım güvenlik kontrolleri var. Normal standart Avrupa ya da başka bir ülkeye gittiğimizde olan uygulamalardan biraz daha farklı. Mesela az önce gidip pasaportumuzu ve biletimizi gösterdik ve check-in öncesi son güvenlik kontrolü adı altında böyle kısa bir şey sordular. İşte ne için gidiyorsunuz, kaç gün kalacaksınız, seyahatinizin rotasında neler var, burada ne, şeyde İstanbul'da, Türkiye'de nerede yaşıyorsunuz, İstanbul'da mı yaşıyorsunuz, niye İstanbul'dan geldiniz gibi. Bu arada hiç böyle şey, olumsuz bir şey şeklinde değil, sorgulama şeklinde değil, gayet tatlı bir kadındı. Böyle sohbet havasında, anlatın bakalım filan gibi sorular sordular. Sanırım bunun devamını da çekeceğiz tabii. Amerika'ya ulaştığımızda bu bilgiler bizden önce oraya gitmiş olacak diye tahmin ediyorum. Göreceğiz hep birlikte, takipte kalın. Los Angeles için boarding sırasındayız. Onun paketi. Neyle gidiyoruz? Delta Hava Yolları, Airbus A330, ortak uçuş Air France'da. 5-10 dakikaya on board oluyoruz. Uçakta gelen ilk menü. Yani Türk Hava Yolları ile karşılaştırınca çok zayıf. Yani şarap bile bildiğin kahve bardağında da bekliyor. Tavuk, salata ve dondurma. Bir de arkada soğan. Şu mikrofonun üzerinden geçiyoruz. Los Angeles'tayız. Welcome to United States of America. Hoppa. Amerika'ya hoş geldiniz. Welcome to United States. Amerika girişinde pasaport kontrolüyle ilgili biraz endişeliydim açıkçası. Acaba çok sorguya çekecekler mi, böyle pasaportu didik didik edecekler mi diye. Hiçbir şey sormadılar. Sadece fotoğrafımı çektiler ve teşekkürler dediler, devam ettik. Hayatımın en kolay pasaport kontrol geçişi oldu. Üstelik benim pasaportumda İran damgası var. Genelde şöyle bir şehir efsanesi var. İşte pasaportunuzda İran giriş damgası varsa Amerika'yı almıyorlar gibi.
Kimse onunla ilgili bir şey sormadı. O konuda hiçbir sıkıntı olmadığını da canlı canlı yaşayarak görmüş oldum. Soranlar olursa haber salın. Los Angeles Havalimanı'nda pek çok otelin havalimanı servisi var, shuttle servisi. Terminal 4'ün önünden gelip sizi servisle alıyorlar. Öyle bir bekleme noktası var. Bu insanların hepsi otel servislerini bekliyor, biz de bekliyoruz. Birazdan araç gelip bizi alacak. Evet, havalimanı servisi bizi aldı. Saat başı otelden kalkıp 20 dakika, 15-20 dakikada havalimanına ulaşıyormuş. Şimdi otelimize doğru devam ediyoruz. Los Angeles'ta ilk gece kaldığımız otel odamız burası. Şimdi çıkmak üzere hazırlanıyoruz. İlk girdiğimizde çekim yapmamışız. Hızlıca bir odayı göstermek istedim. Odada mikrodalga, buzdolabı, kasa, hatta ütü masası ve ütü de var. Özellikle business traveler'lar tercih ediyor olabilir burası havalimanı oteli olduğu için. Havalimanına yakın bir otel olduğu için. Banyo da temiz, ferah. Odamızın gece fiyatı 125 dolardı. Los Angeles'ta otel fiyatları genel olarak yüksek. İç eyaletlere gittikçe fiyatlar biraz daha düşecek. Her kaldığımız otelde böyle küçük bir oda turu ve oda fiyatına dair bilgi vereceğim. Los Angeles'ta ilk gece kaldığımız otel burası. Amerikan filmlerinde görmeye alıştığımız böyle iki katlı, hani katillerin, uyuşturucu kartellerinin falan tercih ettiği oteller var ya, onlara benziyor. Ama Amerika'da böyle oteller çok fazla. Seyahatin devamında da bunlardan bolca göreceksiniz. Tekrar shuttle'dayız. Neden? Neden? Havalimanına geri dönüyoruz. Çünkü aracımızı alacağız. Evet. Burası da Palm Springs'te Hollywood'daki yıldızlar kaldırımının bir kopyası. Palm Springs, Hollywood yıldızlarının evlerinin olduğu bir bölge. Bayağı varlıklı bir yer. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Pizza. Amerika araba yolculuğumuzun ilk durağı Palm Springs'ti. Los Angeles'tan sadece 170 kilometre mesafede, yani 2,5 saat mesafede bulunan Palm Springs'in şehir merkezini gezdik biz. Palm Springs'te Palm Canyon'u, teleferik, El Paso Caddesi gibi başka gezilebilecek yerler de var. Biz oralarda çok fazla vakit kaybetmemek adına durmadık. Ama sizin rotanızda Palm Springs'e uzun ayırabileceğiniz bir zaman dilimi varsa oraları da rotanıza ekleyebilirsiniz. Biz konaklama için Yucca Vadisi'ni tercih ettik. Çünkü hem Palm Springs'ten hem de bir sonraki durağımız olan Joshua Tree'den daha uygun otel seçenekleri vardı. Burada aynı zamanda arayacağınız işte restorandır, markettir, her türlü ihtiyacınız da var. Çok aktif bir gece hayatı da beklemediğimiz için bu seyahatte konaklamamızı Yucca Vadisi'nde yaptık. Joshua Tree Milli Parkı'na yakın ve Joshua Tree Milli Parkı'nın etrafındaki otellerden daha uygun olan yine Wyndham grubunun bir oteline geldik. Super 8 diye geçiyor bu otel. Yine kahve makinamız, mikrodalgamız ve buzdolabımız var. Basit, temiz,
ve güvenli. Bu otel zinciri zaten herhangi bir sorun teşkil etmeyen bir otel. Böyle temiz de bir banyosu var. Bunun geceliği 104 dolar. Joshua Tree National Park ziyaretçi merkezindeyiz. Burada park hakkında kısa bilgiler var. Bu bölge Mojave yerlilerinin bölgesi. Amerikan yerlilerinin. Onlarla ilgili çeşitli bilgiler, eşyalar, onlar sergileniyor. Evet. Joshua Tree bu. Buraya özgü endemik bir ağaç ve dışarıda milyonlarcası var. Günaydın. Elimdeki kartla bir yıl boyunca Amerika'daki bütün ulusal parklara giriş yapabiliyorsunuz. Üzerinde sizin imzanız ve isminiz olması gerekiyor. Kart 80 dolar ve sınırsız kullanımlı. Aynı zamanda kart sadece kullanan için geçerli değil. Bir araç ve aracın içerisindeki kişiler de dahil olmak üzere bunu kullanabiliyorsunuz. Yucca Vadisi'nden sonra Joshua Tree Milli Parkı'ndayız şu anda. Burası Colorado ve Mojave çöllerinin birleştiği noktada bir milli park. En önemli özelliği de bu etrafta sağda solda gördüğünüz Joshua ağaçları. Bu ağaçlar endemik, sadece bu çölde bulunuyor. Bunlara Joshua Tree denmesinin sebebi böyle coşuyorlar. O yüzden bunların adı Joshua Tree. Hayır, bunlar çok Joshua kocam. Oldukça sert bir yapıları var bu arada. Pofudukmuş gibi görünüyorlar ama. Sert ve uçları sivri dikenli. Bunlar tamamen çöl bitkisi bu arada. Endemik. Sadece şu an bulunduğumuz Joshua Tree Milli Parkı'nda yaşıyorlar. Ve hava sıcaklıklarındaki küçük değişikliklerde bile çok kolay ölebiliyorlarmış. Tabii ki Amerika demek, turuncu renkli school buslar demek. O old school. Hey. Burası 10 bin yıllık bir çölmüş Mojave çölü. Yucca Valley İmam Hatip Ortaokulu şu an geziye çıkmış. Hoppa. Sevil Hanım, aynı Kapadokya. Aynı. Aynı. Oralara kadar gitmenize gerek yoktu. Hidden Valley'den Barker Dam'e doğru devam ediyoruz. Joshua Tree National Park içinde görecek çok fazla nokta var. Biz bir gün içine sığdırabileceğimiz maksimum sığdırmaya çalışacağız. Yeah. Yeah. Burası 10.000 yaşında bir çöl. Ve bu Joshua ağaçları sadece bu çölde yaşıyor dünya üzerinde. Başka hiçbir yerde yok. Ve çok da hassas varmış. Eğer iklimde belirgin herhangi değişiklik olursa hemen ölüyorlarmış. Bizim sevimli caprock'ımız.
Milli Park'ta sadece araçla gezenler yok tabi. Bisikletle de burayı turlayanlar var. Hatta koşanlar vardı. Ultra koşucuları. Evet. Şu an Joshua Tree Milli Parkı'nda Key Views izleme noktasındayız. Tam karşımızda şurada Meksika sınırının ötesinde Signal Mountain diye bir dağ var. Orayı görüyoruz. Önümüzdeki şu su kütlesi Salton Sea diye geçiyor. Önümüzde bir vadi var. Burası Palm Springs. Dün geçtiğimiz, gezdiğimiz noktalar. Arkada da yine bir zirve var. Orası Amerika. Joshua Milli Parkı'ndayız. Kaktüs bahçesi diye bir yere geldik. İnanılmaz güzel bir kaktüs cinsi var. Şu an Milli Park'ın hiçbir yerinde bu kaktüsleri görmemiştik. Ve göz alabildiğine, yani öyle böyle değil, bir sürü kaktüs bir arada. Bayıldım buraya. Biraz daha gösterelim şöyle. Evet. Daha. Bak şöyle etrafa beraber. Şöyle bakalım. Şöyle kaldırıyorum. Hoppa, üstümüzde evet. Hop. Gördüm. Hepsi kaktüs. Kaktüs linkini şuraya bırakıyorum. Bak burası. Tamam. Hello California. Joshua Tree Milli Parkı rotamız üzülerek sona eriyor. Çok güzel bir milli parktı. Yani belki daha diğer milli parkları görmediğimiz için, ilk gördüğümüz milli park bu olduğu için biz ekstradan sevmiş olabiliriz. Ama çölün içinde bir vaha gibi böyle çok ilginç bitkiler, kaya oluşumları, bütün günümüzü burada geçirdik neredeyse. Çok keyif aldık. Hatta bazı rotaları pas geçmek zorunda kaldık. Çünkü bir günde bitirebileceğiniz bir milli park değil burası. Gerçekten çok büyük bir alan. Düşünün, iki tane çölün birleştiği bir milli parktan bahsediyoruz. Zamanınız olursa böyle birkaç gün ayrılabilir. Çünkü içeride kamp alanları da var. İşte karavanla gelip kalanlar da var. Biz böyle işte 6 saat falan gibi, bir 6-7 saat gibi zaman ayırmış olduk. Bu arada Milli Park'la ilgili bir bilgi daha vereyim. Park içinde hiçbir yerde market, büfe, restoran yok. O yüzden suyunuz, evet, yiyecekleriniz hazırlıklı gelin. Mutlaka yanınızda olsun. Eğer hazırlığınız olmazsa, bir de burası çöl olduğu için aç susuz çok zevkli olmayacaktır. Biz Allah'tan sabah suyumuzu, kahvemizi, yiyeceklerimizi çantamıza koyup gelmiştik. Bir not daha, Milli Park içinde cep telefonu internet çekmiyor. Amerika'daki milli parkların hepsinin dahil olduğu bir uygulama var. NP, National Parks adında. O uygulama üzerinden haritalarını offline olarak indirebiliyorsunuz. Biz bu Joshua Tree Milli Parkı'nı gezerken orada indirdiğimiz offline haritadan oldukça faydalandık. Bu arada o uygulama içinde milli park içinde gezilebilecek yerler, yapılacaklar, işte uyarılar vesaire, her türlü ihtiyacınız olacak bilgi de var. Dolayısıyla Amerika'da bu tarz bir rota yapacaksanız o uygulamayı da mutlaka indirmenizi öneririm. Biz çok faydalandık.